Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Matematik ders çalışmalarımıza 85. sayfadaki alıştırmalarla devam ediyoruz. Konumuz rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemi. Yine kolay bir konu. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı da takip edebilirsiniz. Birinci alıştırmamızla başlayalım. Aşağıda verilen çarpma ve bölme tablolarındaki boş kutucukları örneklere uygun olarak doldurunuz demiş. Önce çarpma tablosu sonra da bölme tablosu doldurulacak. Büyükler rasyonel sayılarla çarpma işlemi yapılırken tam sayılı kesirler öncelikle bileşik kesre çevrilmelidir. Yani bizim burada bakın eksi 2 tam 1 bölü 7 var. Bunu bir bileşik kesre çevireceğiz. Eksi 2 tam 1 bölü 7'yi bileşik kesre çevirirken tam kısmıyla payda çarpılır. 2 kere 7, 14. Üstüne de pay eklenir. 14'ün üstüne 1 eklediğimizde 15. Sayımız negatif olduğu için eksi 15 bölü 7 olur. Buraya biz eksi 15 bölü 7'yi bir yazalım. Çarpalım şimdi. Eksi 15 bölü 7 ile 7 bölü 3'ü çarpıp buraya yazacağım. 7 bölü 3. Çarpma işleminde çapraz sadeleştirme yapılır çocuklar. 7'ler sadeleşir. 7'yi 7'ye böldüm 1. 7'yi 7'ye böldüm 1. 3'ü 3'e böl 1. 15'i 3'e böl 5. Sonra eksi ile artının çarpımı eksi. 5 çarpı 1. 5. 1 çarpı 1, 1. Eksi 5 bölü 1 olur. Yani eksi 5'tir sonuç. Buraya eksi 5 yazacağız. Sonrasında eksi 7 bölü 2 ile çarpalım. Eksi 15 bölü 7'yi eksi 7 bölü 2 ile çarparken de yine çapraz sadeleştirme var. 7'ler sadeleşti. Eksi ile eksinin çarpımı artı. 15 çarpı 1, 15 1 çarpı 2, 2. Sonuç artı 15 bölü 2 çıkar. Şimdi de eksi 15 bölü 7 ile 14 bölü 5'i çarpalım. Yine çapraz sadeleştirmemiz var. 7'yi 7'ye böl 1, 14'ü 7'ye böl 2. Sonra eksi ile artının çarpımı eksi, 15 ile 2'nin çarpımı 30, 30'u da aşağıda 1 çarpı 5, 5. Tabi 15 ile 5'i de sadeleştirebilirdik. Eksi 30'un 5'e bölümü de eksi 6 olur. Buraya da eksi 6 yazacağız. Evet birinci satırımız bitti. Burayı silelim. Şimdi ikinci satırımıza geçelim. Eksi 3 bölü 14 çarpı 7 bölü 3 eşittir. 7'yi 7'ye böl 1. 14'ü 7'ye böl 2. 3'ler sadeleşti. Eksi ile artının çarpımı eksi 1 kere 1, 1, 2 kere 1, 3, 2. Buraya da eksi 1 bölü 2 yazacağız. Eksi 3 bölü 14 ile yine 7, eksi 7 bölü 2'yi çarpıyoruz. 7 ile 14 sadeleşir. 7'yi 7'ye böl 1, 14'ü 7'ye böl 2. Sonra eksi ile eksinin çarpımı artı 3 kere 1, 3, 2 kere 2, 4. Burası da artı 3 bölü 4 olacak. Bu üçler nedense hep böyle yapıyor bana. Şunu tekrar bir daha yazacağım. Bak yine aynı şey. 3 bölü 4 oldu. Burası zaten bulunmuş. 1 bölü 21 ile 7 bölü 3'ü çarpalım. 7, 7'ye böl 1. 21'i 7'ye böl 3. Sonrasında zaten bunlar pozitif. 1 kere 1, 1. 3 kere 3, 9. Buraya 1 bölü 9 yazacağız. 1 bölü 21 ile çarpalım. Eksi 7 bölü 2'yi. 7'i 7'ye böl 1. 21'i 7'ye böl 3. Artı ile eksinin çarpımı eksi 1 kere 1, 1. 3 kere 2, 6. Eksi 1 bölü 6 olur burası da. Şimdi de 1 bölü 21 ile 14 bölü 5'i çarpalım. Çocuklar 14 de 7'ye bölünür. 21 de 7'ye bölünür. Dolayısıyla 1'i 2, 1'i 3 olur. Sonrasında bunlar pozitif olduğu için 1 kere 2, 2, 3 kere 5, 15. Burası da 2 bölü 15 olarak bulunur. Şimdi şuraları temizleyelim artık. Ölmeye geçelim. Burada da tam sayılı kesrimiz var. 1 kere 5, 5. 3 daha 8. 8 bölü 5 yazacağız. 1 tam 3 bölü 5 yerine. Sonra bölmeyi yapacağız. Bakın 3 bölü 5'i kaça böleceğim? 8 bölü 5'e böleceğim. Yalnız 8 bölü 5'e bölerken şöyle bir gösterelim birinci de önce. 8 bölü 5'e böleceğiz bunu biz. Bölme işlemi yapılırken bölünen sayı aynen yazılır. 3 bölü 5. Birinciyi aynen yaz. ikinciyi ters çevir. 5 bölü 8 olarak çarp. Yani çarpma işlemi yapıyoruz ama ikinciyi ters çevirerek. 5'ler sadeleşir. Sonrasında 3 kere 1, 3. 1 kere 8, 8. Burası 3 bölü 8 olur. Şimdi diğerlerinde bu ikinci bölen sayıları ters çevirerek direkt yazacağım çocuklar. 3 bölü 5'i aynen yaz. 1 bölü 25'i ters çevir. 25 bölü 1 olarak çarp. 5 ile 25 sadeleşir. 5 bölü 1 olur. 3 kere 5'ten 15. 1 kere 1 1'dir. Yani burası 15 olur. 3 bölü 5'i aynen yaz. 1 bölü 10'u ters çevir. 10 bölü 1 olarak çarp. 5'i 5'e böl 1. 10'u 5'e böl 2. 3 kere 2'den sonuç 6 olur. Bakın paydalar 1 kere 1 1. Bunu yazmaya gerek yok. Burası 6. Eksi 7 bölü 5'i aynen yaz. 8 bölü 5'i ters çevir. 5 bölü 8 olarak çarp. 5'ler sadeleşir. Eksi ile artının çarpımı eksi. 7 kere 1, 7. 1 kere 8, 8. Eksi 7 bölü 8 olur. Burası bulunmuş zaten. Eksi 7 bölü 5'i yine aynen yazıyoruz. 1 bölü 10'u ters çevirip 10 bölü 1 olarak çarpıyoruz. 5'i 5'e böl 1, 10'u 5'e böl 2. Eksi ile artının çarpımı eksi. 7 kere 2 de 14. Burası da eksi 14 olur. 2 bölü 25'i aynen yaz. 8 bölü 5'i ters çevir. 5 bölü 8 olarak çarp. 5 ile 25 sadeleşir. 5'i 5'e böl 1. 25'i 5'e böl 5. 2'yi 2'ye böl 1. 8'i 2'ye böl 4. Yukarıda 1 çarpı 1. 1. Aşağıda da 5 çarpı 4. 20. Dolayısıyla sonuç 1 bölü 20 olur. 2 bölü 25'i aynen yaz. 1 bölü 25'i 25 bölü 1 olarak ters çevir çarp. 25'ler sadeleşir. Sonuç 2 bölü 1 çıkar. O da 2'dir. Buraya 2 yazacağız. Aynı şekilde 2 bölü 25'i aynen yazıyoruz. 1 bölü 10'u ters çevirip 10 bölü 1 olarak çarpıyoruz. 10 ile 25 5 ile sadeleşir. Onu 5'e böldük 2. 25'i 5'e böldük 5. Sonra paylar çarpılır paya. 2 kere 2 4. Paydalar çarpılır paydaya. 1 kere 5, 5. Burası da 4 bölü 5 olur. İkinci alıştırmamızda aşağıda verilen çarpma ve bölme işlemlerini yapınız demiş. Dediğim gibi tam sayılı kesirleri öncelikle bileşik kesire çevirerek çarpma ve bölme yapacağız. Dolayısıyla burada ilk çarpmamızda 4 tam 2 bölü 3 var. 4 tam 2 bölü 3 yerine bileşik kesire çevirerek 4 kere 3 12. 2 daha 14. Bölü 3 yazıyoruz. Şimdi buraya tekrar yazalım. Eksi 2 bölü 7 çarpı 14 bölü 3 eşittir. Önce işaretini belirleyeceğiz. Eksi ile artının çarpımı eksi. Paylar çarpılır paya paydalar çarpılır paydaya. Burada sadeleşen olmadığı için 2 ile 14'ü çarparız. 28 paya yazarız. 7 ile de 3'ü çarparız. 21 paydaya yazarız eksi 28 bölü 21 olur. İkinci işlemimizde eksi ile eksinin çarpımı artı. Sonra sadeleştirme var. İkiler sadeleşir. Yukarıda 1 aşağıda da 19 olur. Sonuç 1 bölü 19'dur. Burada ise bakın eksi 1 ile çarpılan bir rasyonel sayı sadece işaret değiştirir. 21 bölü 4 eksi 21 bölü 4 olur. Eksi 1 ile çarpıldığında direkt yazıyoruz. Burada da 17 ile eksi 11 bölü 34'ün çarpımında zıt işaretler çarpılırsa sonuç eksi olur. 17, 17'ye bölünür 1. 34, 17'ye bölünür 2. Yani 17'nin paydası 1'dir. Çapraz sadeleştirme yaptırdık, yaptık payla payda arasında. Sonrasında paylar çarpılır paya. 1 çarpı 11, 11. Paydalar çarpılır paydaya. 1 çarpı 2, 2. Bu şekilde sonuç olur. İstersek bunu tabi tam sayılı kesir olarak da yazabiliriz tekrar. 11'in içinde 2, 5 kere var. Eksi 5 tam 1 bölü 2 şeklinde de yazabiliriz. Evet, eksi 4'ün paydası 1'dir. 8'i 4'e böl 2, 4'ü 4'e böl 1. E sonrasında artı ile eksinin çarpımı eksi 3 kere 1, 3, 2 kere 1, 2. 3, eksi 3 bölü 2 çıkar. Burada 0 ile çarpılan bir rasyonel sayı 0 yutan eleman olduğu için sonuç 0 olur geldik bölmeye. Bölmede de yine ne yapmamız gerekir? Tam sayılı kesirleri bileşik kesire çevirmemiz gerekir. Çocuklar burada hemen şu eksi 1 tam 2 bölü 5'i bileşik kesire çevirelim. 1 ile 5'i çarptık 5, 2 de ekledik 7. Sayımız negatif olduğu için eksi 7 bölü 5 olur. Şimdi burası eksi 7 bölü 5 olduğuna göre bölme işlemi yaparken ne yapıyoruz? Birinciyi aynen yaz. Eksi 5 bölü 7'yi aynen yaz. İkinciyi ters çevir. Çarp. Yani eksi 5 bölü 7 şeklinde ters çevirdik. Çarpma işlemine göre tersini yazdım. Çarpıyoruz. Eşittir diyelim. Eksi ile eksinin çarpımı artı. 5 kere 5 25. 7 kere 7 49. 25 bölü 49 olur. Burada da yine eksi 2'yi aynen yazıyoruz. Eksi 4 bölü 13'ü ters çevirip 13 eksi 13 bölü 4 yazıyoruz. 4'ler bakalım hangisi? Evet. Şimdi eksi 2'nin paydası 1. 4'ü 2'ye böldüm 2. 2'yi 2'ye böldüm 1. Sonrasında eksi ile eksinin çarpımı artı 1 kere 13 13. 1 kere 2 2. 13 bölü 2 olarak buluyoruz. Eksi 50 bölü 3'ü 1'e bölersek Yine kendisi çıkar. Bir sayının bire bölümü o sayının kendisidir. Eksi 50 bölü 3 olarak yazılır. Sıfırın bir rasyonel sayıya bölümü sıfırdır çocuklar. Eksi 1'i bölüyorsak eğer eksi 7 bölü 15'e ne olacak biliyor musunuz? E, biz eksi 1 bir, bir rasyonel sayıya bölünüyorsa... Eksinin eksiye bölümü zaten artı. O rasyonel sayının tersi olur sonuç. Yani... Önce işaretini belirliyoruz sonra o rasyonel sayıyı ters çeviriyoruz. Hocam biz anlamadık diyenler için şöyle yapacağız. Çocuklar eksi 1'i aynen yazıyoruz. Eksi 7 bölü 15'i ters çevirip eksi 15 bölü 7 olarak çarpıyoruz. Bu da eksi ile eksinin çarpımı artı 1 çarpı 15 bölü 7 de 15 bölü 7 olur. Bir rasyonel sayının eksi 1'e bölümü sadece o sayının işaret değiştirmiş halidir. Eksi 1 tam 8 bölü 19'u eksi 1'e bölersek pardon 1 tam 8 bölü 19'u eksi 1'e bölersek eksi 1 tam 8 bölü 19 olur. Sonuç. Burası eksi. Evet. Bakalım 3. alıştırmamız ne demiş? Yanındaki kutucuklarda verilen çarpma işlemlerine göre üçgen bölü kare işleminin sonucunu bulunuz. Şimdi çocuklar burada şunu hatırlayalım bir sayıyla örneğin atıyorum bakın atıyorum hatırlamadınız diyelim 2 ile 5'i çarptık 10 çıktı değil mi? Şimdi bize 2'yi vermeseydi çarpma işleminde bu verilmeyeni bulmak için ne yapardık? Sonucu diğer çarpana bölerdik. Yani onu 5'e böler 2'ye ulaşırdık. Burada da ilk işlemimizde de onu yapacağız. Yani eksi 3 bölü 10'u 2 bölü 5'e böleceğiz. Bölelim. Eksi 3 bölü 10 bölü 2 bölü 5. Bölme işlemi yapılırken birinci aynen yazılır. ikinci ters çevrilir. Yani bölen sayı ters çevrilir. Çarpılır. Şimdi çarpalım. 5 ile onu sadeleştirdik. 1 bölü 2 oldu. Eksi ile artının çarpımı eksi. 3 kere 1 3. 2 kere 2 4 oldu. Yani üçgen burada eksi 3 bölü 4 olarak bulunur. Yine aynı şekilde çarpmada verilmeyeni bulma. Sonucu yani çarpımı verilen çarpana böleceğiz. 2 bölü 21'i bölersek 10 bölü 7'ye kareyi buluruz. 2 bölü 21'i aynen yaz. 10 bölü 7'yi ters çevir 7 bölü 10 olarak çarp. Sadeleştirmeler yapalım. 2 2'ye böldüm 1, 12'ye böldüm 5, 7 7'ye böldüm 1, 21'i 7'ye böldüm 3. Sonra 1 kere 1, 1. 3 kere 5 de 15. Yıl e, karede ne çıktı? 1 bölü 15 çıktı. Şimdi üçgen eksi 3 bölü 4 bölü kare 1 bölü 15. Evet ne yapıyoruz? Birinciyi aynen yazıyoruz. İkinciyi ters çevirip 15 bölü 1 olarak çarpıyoruz. Zıt işaret sayılar çarpıldığında sonuç negatif. Sonra da sadeleşen yok. 3 ile 15'i çarptık. Payla payı çarpıyoruz. 45 paya yazıyoruz. Paydayla da paydayı çarpıyoruz. 4 kere 1 4 paydaya yazıyoruz. Eksi 45 bölü 4 olur. Bunu da eğer tam sayılı kesire çevirirsek 45'in içerisinde 4, 11 tane var. 11 tam, eksi 11 tam 1 bölü 4 olarak ya da yazabiliriz. sorumuz zorumuzda hülya, görsel de yer alan eş yükseklikteki dört basamağın üzerine çıkıyoruz. Görseldeki konumda bulunan Hülya'nın başının en üst noktası ile zemin arasındaki mesafe 2 metredir. Hülya'nın boy uzunluğu 1 tam 13 bölü 20 metre olduğuna göre her bir eş basamağın yüksekliği kaç metredir demiş. Şimdi biz Hülya'nın boyunu biliyoruz. Buradan buraya kadar olan uzunluk 1 tam 13 bölü 20 metre. O zaman biz bu 2 metreden Hülya'nın boyunu çıkardığımızda geriye merdivenin boyu kalacak. Önce merdivenin boyunu bir bulalım. Yani 2 metreden çıkaralım bir tam 13 bölü 20'yi eşittir diyelim. Çocuklar burada bakın 2'yi şu şekilde yazabiliriz. 1 tam 20 bölü 20 yazabiliriz. Bakın buranın paydası 20 olduğu için 2'yi bu şekilde yazabiliriz. 20 bölü 20 bir tamdır. Bir tam da burada var. İki tamdır. Şimdi çıkarma işleminizi yapalım. Bir tamdan bir tam çıktı. Sıfır tam. Sonra paydalar eşit zaten. 20'den 13 çıktı paya. Ortak payda paydaya yazılır. Yani 7 bölü 20 olur. Demek ki bu merdivenin boyu 7 bölü 20 metreymiş. Bize her bir eş basamağın yüksekliğini sordu. O zaman biz 7 bölü 20'yi burada 4 tane eş basamak olduğu için 4'e böleceğiz. Bölü 4. 4'ün paydası 1'dir. Birinciyi aynen yazıyoruz bölme işleminde. İkinciyi ters çevirip çarpıyoruz. 4 bölü 1'i 1 bölü 4 olarak çevirdik çarpıyoruz. Sa sadeleşen herhangi bir durum yok. Dolayısıyla 7 çarpı 1 7. 20 çarpı 4 80. 7 bölü 80 metre olur. Bir tane basamağın yüksekliği. Beşinci alıştırmamızda aşağıdaki işlemleri çarpma işleminin özelliklerini kullanarak yapınız. Mavi kutucuklardaki işlemlerin sonuçları ile sarı kutucuklardaki rasyonel sayılar eşleştirildiğinde hangi rasyonel sayı açıkta kalır demiş. Bakalım çarpma işleminin özelliklerini kullanarak yapacaksak ilk işlemimizde bakın parantezin içerisinde bir çıkarma işlemi var dışında da bir çarpma var. Böyle bir durumda parantezin içinde toplama veya çıkarma olur dışarıda da çarpma olursa ne oluyordu? Çarpma işlemi çıkarma işleminin ya da toplama işleminin üzerine dağılıyordu. Yani burada 1 bölü 10 önce 10 bölü 3 ile çarpılacak. Sonra 1 bölü 10 20 bölü 7 ile çarpılacak. Tabi bu çarpmaların arasında da çıkarma işlemi olacak. Parantezin içinde çıkarma olduğu için. Çarpalım. Şimdi onlar sadeleşir. Ve burası ne olur? 1 bölü 3 olur. Burada da onu 10 10'a böl 1, 20'yi 10'a böl 2. Burasının sonucu da 1 kere 2, 2. 1 kere 7, 7. 2 bölü 7 olur. Şimdi de çıkarma işlemini yapacağız. Payda işlememiz gerekiyor. Bunu 7 ile, bunu 3 ile genişletelim. 7 bölü 21, eksi 6 bölü 21. O da ne olacaktır? 1'den 6 çıktı. 1 faydamız 21. 1 bölü 21 olacak. Bunun sonucu 1 bölü 21. Sonra eşleştirelim. Eşleştiririz sonra. Şimdi burada da çocuklar çarpma işleminin değişme özelliğini kullanalım. ikinci işlemimizde. Yani işlemi şöyle yazalım. Eksi 6 bölü 5 çarpı. Buradaki eksi 5 bölü 6'yı alalım. Çarpı. Eksi 1 bölü 21'i en sağa alalım. 1 bölü 21. Bakın. Hangi özelliği kullanacağız? Çarpma işlemine göre bir sayının eksi 6 bölü 5'in çarpma işlemine göre tersiyle yani eksi 5 bölü 6 ile çarpımı nedir? Etkisiz elemandır. Yani 1'dir. Sonuç o zaman ne olacak? Eksi 1 bölü 21 olacak. Buraya da eksi 1 bölü 21 yazalım sonuç olarak. Eksi 1 bölü 7'nin 0 ile çarpımı 0'dır. 0 sıfır yutan eleman olduğu için. 1 ile 2 bölü 21'in çarpımı da 1 etkisi eleman olduğu için 2 bölü 21'dir. Şimdi eşleştirelim. 1 bölü 21'i nereyle eşleştiriyoruz? Burayla eşleştiriyoruz. Sonra eksi 1 bölü 21 burayla eşleşecek. 0 burayla eşleşecek. 2 bölü 21 de burayla eşleşecek. Açıkta kalan sayımız eksi 3 bölü 21 çıktı kalır diyoruz. Ve bu sorularımızı da burada bitiriyoruz. Çocuklar kanalımıza abone olarak bizleri takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.